başlıyor sevgili dinleyicilerimiz. Müthiş bir program sizleri bekliyor. Balet, balet, baletin rengine. Balet, balet, baletin rengine. Balet, balet, baletin rengine. Balet, balet, baletin rengine. Dedik ya size, her hafta sporla ilgili muhteşem bilgiler vereceğiz. Geçen hafta biliyorsunuz muhteşem bir spor merkezinde ProLife'da ne yaptık? Bu işe başladık. Yanımızdaki uzman hocalarla birlikte ama iki de öğrencimiz vardı biliyorsunuz detoksla ilgili. Biz merak ettik bir hafta boyunca neler oldu, neler bitti burada ama hemen merakımızı giderelim diyoruz ve işte yine iki Uğur Hoca arasındayız. Dilek tutarak hocaya soruyoruz. Hocam neler geçti bir hafta boyunca, neler yaptınız? Bir haftamız çok verimli geçti. Misafirlerimize detoks programımızı uyguladık. Detoks shake'lerini verdik. Bu esnada Uğur hocamız profesyonel bir eğitim programı uyguladı. İçerisinde fitness kardiyo. Arkada da çalışıyorlar. Birazdan onlarla da sohbet edeceğiz. Evet, sohbet edeceğiz. Ve detoks programına uygun olarak günde yaklaşık 1 ila 1,5 kilogram şu an paletçim misafirlerimiz kilo kaybetmiş durumda. Aynı zamanda da personel training programı uyguladıkları için fitleşiyorlar. Dolayısıyla fitlikleri kalıcı olacak sürekli. Hocam neler içirdin, neler yedirdin onlara? Valla check-up neticelerine göre geçen hafta bize biliyorsun bayağı bir uygulamalar yapmıştık. Az çok bunları da çekmiştik, görselmiştik. Ciddi manada uygulamalar yaptık. Önce biliyorsun paletim check-up'larını yaptık. 6 kişilik uzman, hekim kadromuz bunları değerlendirdi. Bu check-up neticelerine göre her misafirimize ayrı detoks shake programları uyguladık. İçerisinde bitki, sebze ve meyve suyu kombinasyonları olan. Çaylar olan, bitki çayları olan. Ayrıca günün son öğününde detoks çorbaları verdik. Protein içerisinde ağırlıklı. Yine sebze ve bitki ağırlıklı. Dolayısıyla enerjiler hiçbir zaman kesilmedi. Güçlerinde hiçbir azalma olmadı. Hatta normal diğer arkadaşlarından çok daha güçlü, verimli, atak ve enerji dolu bu programa süper bir şekilde devam ediyorlar. Yani açlık çekmediler, yemekle ilgili bir sıkıntı yaşamadılar. Hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Enerjileri hiçbir zaman bitmedi. Biraz sonra kendileriyle de konuşacaksın. Hatta şöyle söyleyeyim, Uğur hocamızın programı bitirdiği günlerde dahi tekrar antrenman yapmak için kendilerinde güç ve enerji buluyorlar. Ve sabahları tesise gerçekten bir enerji bombası olarak geliyorlar. Mükemmel gidiyor, öyle söyleyeyim. Valla işte detoks kampı muhteşem sevgili izleyicilerimiz. Eğer ki kilo vermek istiyorsanız gelin, bak burada işte iki tane aslan gibi Uğur Hoca var. Profesyonel burada bizim Celal abimiz var. Onlardan zaten önemli bilgiler alıyorsunuz. Size uygulamalar yapıyorlar ve sonucunda da günde 1 ila 1,5 kilo arasında veriyorsunuz. Ama bu tabii günde 1 kilo vermek, ayda 30 kilo vermek anlamına gelmiyor. Sakın yanlış anlamayın. Sistemli ve programlı bir şekilde yapılan çalışmalar sonucunda mutlaka ki eğer sizin kaç kilo vermeniz gerekiyorsa o kiloyu veriyorsunuz. Doğru mu hocam? Aynen. Doğru mu bilgiler verdim? Aynen. Nasıl gidiyorum bu işe? Mükemmel. Uğur Hoca'ya da soruyoruz. Siz personal training olarak bir hafta boyunca arkadaşlarımıza neler yaptırdınız? Yani biz daha çok değişik antrenmanlar yapıyoruz. Bazı günler koşuyoruz. Kardiyo ağırlık çalışıyoruz. Bazı günler yüzüyoruz. Bazen ağır çalışmalar yapıyoruz. Bazen askeri şekilde eğitimler, askeri eğitimler yat, alıyoruz. Yat, kalk, sürün, kalk, şuna, yat, evet, kalk diye falan. Bu şekilde çalışıyoruz. Yani arkadaşlarımız gün boyu enerjik, gün boyu işte hiç yorulma bilmiyorlar. Zaten şikayetçi biz oldular mı hiç hoş? Yok, şu ana kadar hiçbir şikayet yok. Her kaç şey saattir bitirme koşturuyorsun? Mesela bak arkamda habire bugün, koşuyorlar. Bugün yürüyorlar. Bizim çalışma saatimiz şu anda 2,5 saat falan oldu. 1 saat gibi bir çalışma oldu. Sonra detoksları içiyoruz, dinleniyoruz. Ondan sonra tekrar antrenmana giriyoruz. Bu şekilde akşama kadar, akşam saat 5-6'ya kadar böyle sürüyor. Saat 6'dan sonra da çorbalarını içiyorlar, evlere gidip saat 11'de yatıp ertesi gün zinde, dimdinç tekrar geliyorlar. Herkesi ProLife'a bekliyoruz. Kesinlikle zaman, çok güzel bir mekan, yani tavsiye ederiz. O zaman biz de ne yapalım biliyor musun? Biraz arkadaşlarla sohbet edelim, bakalım onlar bir hafta boyunca neler yaşamışlar. Şimdi şuraya bir stopa bastık mı, durdu. Dön bakalım. Nasıl gidiyor? Merhabalar, çok güzel gidiyor. Kız süzülmüşüm vallahi. Şuraya bak, yanaklar gitmiş. Bak bak, tomik tomik yanakları vardı, gitmiş. Gerçekten sevgili izleyicilerimiz, gerçekten süzülmüş ya. Evet öyle. Memnun musun? Yüzünün içi gülüyor. Çok memnunum çünkü hocalarım çok iyi. Gözlerinin içi gülüyor vallahi. Evet. Yüzünün içi gülüyor. Bunu bir de konuşmayı becerebilsek. Peki bir hafta boyunca onlar anlattılar ama bir de senden dinleyelim. Sıkıntı çektin mi hiç?
Hayır, yemek konusunda hiç sıkıntı çekmiyoruz. Çünkü çok güzel lifli gıda gibi bir şekilde hazırlanıyor bize. Bir haftadır çok iyi gidiyor. Bundan sonra da iyi gideceğini düşünüyorum. Valla 97 nokta küsür, yani tam olarak hatırlamıyorum artık. Bir kilo belirtmiştik geçen hafta. Kız 91 kiloya düşmüşsün, 6 kilo vermişsin maşallah. Evet. Değil mi? Herhalde bayağı mutlusundur. Evet, çok zaten mutlu. Program bittikten sonra da inanılmaz böyle güzel olacaksın. Bu ailen için de müthiş bir şey olacak değil mi? Sürpriz olacak yani. Tabii ki, yani ailem de çok mutlu benimle beraber. Her ama şey bundan sonra mutlu. Ne olur dikkat et, tamam mı? Evet. Yani o kiloyu verdikten sonra artık düzenli bir hayat seni bekliyor çünkü. Tabii ki. Tamam mı? Gerçekten buradan detoks programında sana yardımcı olan hocalarına da istiyorsan çok teşekkür ediyorum yani. Evet, çok teşekkür ederim. İki tane Uğur hocaya, Uğur böcekleri. Uğur böceklerine teşekkür ediyoruz diye falan buraya dönüyoruz. Sen de bir dur bakalım hocam. Düğmeye bastık. İlk soruyu biz cevaplayacağız dermişim. Nasıl gidiyor Kubilay? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gayet iyi gidiyor. Beraber Uğur hocamızın içinde. Sen de içinde. Maşallah süzülmüşsün ha. Aa, teşekkür Allah ederim. Evet, 6 günlük program boyunca düzenli bir yaşam tarzımızı düzene sokmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Akşam düzgün bir saatte, saat 11'de yatıyoruz. Sabah erken kalkıp zinde bir şekilde buraya geliyoruz. Ve 6. gün olmasına rağmen 6-7 kilo arasında bir kilo verdim. Maşallah. Ve hiçbir mutlu şey musun? Çok mutluyum. Kesinlikle çok mutluyum ve programın bitiminden daha iyi bir sonuç alacağımı eminim. Çünkü hocalarımız kendinden çok çok eminler. Çünkü bunu da buradaki uzmanlar sayesinde kesinlikle. Onlara borçlusunuz. ProLife'da bak görüyorsun neler kesinlikle. Var neler. Ya bu kadar olacağını sanmıyordum ama ben gerçekten Uğur hocalarıma, başta Celal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz onların ismini artık Uğur böcekleri olarak Uğur koyduk. Böcekleri. Uğur hocaları. Hadi bir dahaki haftaya görüşürüz inşallah daha i̇nşallah, iyi şekilde. İnşallah biz biliyorsun yani her hafta sen burada var ya iskeletor gibi olana kadar ben geleceğim seni kontrol edeceğim. Beklerim, her zaman beklerim. Tamam, şuraya bak nasıl ter akıyor işte alın teri diyorlar bana. Vay be hocam, iyi çalışıyorsun ha. Teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten sana kolay gelsin. Çok teşekkürler. Fazla durdurmayalım sonra bize de kızarlar hocam çalışmamıza niye engel oluyorsun diye. Uğur böceklerimiz bakıyor oradan zaten. Oradan bakıyorlar vallahi inanılmaz derecede. Hadi sen bir koşturu da şöyle bir 220 kilometre hızlı hocam benim için bir 2,5 saat koşturursan burada senin sevinirim. Senin için 3 saat koşuyorum hocam. Vay hadi bakalım kolay gelsin diyoruz. İşte devam ediyoruz. Biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bir de burada muhteşem aktiviteler var. Yüzme kursu var, aerobik var, pilates var. Var, 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 yok, 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 yok. Yani burada yok, yok sevgili izleyicilerimiz. Biz şimdi yüzme kursuna gidiyoruz. Bakalım orada neler oluyor, neler bitiyor. İsterseniz bizi izlemeye devam edin. Sakın ola sakın paletin renginden ayrılmayın. İşte paletin rengi izleyicileri biliyorsunuz size dedik ya sporla ilgili muhteşem bilgiler vereceğiz. Şimdi yüzme kursundayız. ProLife'da yok, yok hocam. Her şeyi öğretiyorlar burada. Her şeyin de bütün aktivitelerini öğrenebilirsiniz diyoruz. Yanımızda da şimdi uzman yüzme hocamız var. Sizi tanıyalım öncelikle. Merhaba, ismim Cihan. ProLife'in yüzme eğitmeniyim. Burada aktivitelerimiz devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir yıldır burada devam ediyoruz çalışmalara. Peki, her tür yaştan çocuk var herhalde kursa gelen. Evet, her yaş grubuna ayrı zamanlarda, ayrı günlerde eğitimlerimiz devam ediyor. Aynı zamanda yetişkinlerle de, ProLife üyeleriyle de devam ediyoruz çalışmalara. Siz kaç senedir yüzüyorsunuz? Çocukluğumdan beri yüzüyorum. İlkokul çağlarımdan beri yüzüyorum. Peki, ne gibi eğitimler veriyorsunuz? Yani hangi stilleri öğretiyorsunuz? Hı-hı. Yani ilk etapta mesela nereden başlıyorsunuz küçük çocuklarda? Belki merak eden sevgili izleyicilerimiz vardır. Onları biraz bilgilendirelim. Anladım. Şimdi biz başlangıç olarak çocuklara 5 yaş grubu olarak alıyoruz. Hı-hı. Yaş gruplarımız burada. Onları belirli zamanlarda, belirli günlerde antrenman programlarımız var. Çalışma saatlerimiz var. Her yaş grubuna farklı şekilde teknik becerileri vermeye çalışıyoruz. İlk olarak nereden başlıyorsunuz? Mesela suda durmayı mı öğretiyorsunuz, nefesi mi öğretiyorsunuz ya da hani ne merak ettim şimdi anladım. Soruyorum. Şimdi şöyle, bizim çalışmalarımız küçük yaş grubunda yüzme bilmeyen çocuklara yavaş yavaş teknik becerileri vererek başlıyoruz. Önce herhalde suyu sevdirmek çok önemli. Tabii değil suya mi? Alışmak çok önemli, suyu sevmeleri çok önemli, yüzmede nefes egzersizleri çok önemli. Yine suyun üzerinde kalabilme çalışmalarıyla ilgili bir takım egzersizler yaptırıyoruz ama önemli olan teknik hareket. Teknik hareketi verdiğimiz süre içerisinde zaten çocuklar suyun üzerinde kalmaya başlıyorlar. Bir yetişkin çocuk ne kadar bir süre sonra mesela bu işi artık evet bırakıyorum aslan gibi yüzüyor diyebiliriz yani. Şimdi suyun üzerinde kalmaya çalışmak bir eğitmenin verebileceği bir şey değildir. Tabii bu ki, onun tamamen, biraz çocuğun da yeteneği önemli. Evet, çocuğun kendi yeteneği ve bu suyun kaldırma kuvvetinden faydalanabilmesini hissedebilmek biraz zaman meselesi. Biz burada teknik eğitimi öğretmeye çalışırken çocuklar da suyun üzerinde kaldıklarını zamanla hissediyorlar.
Ondan sonra zaten ana bir bakmış ki tamamdır. Evet, ben suyun üstüne kalıyorum. İşte bir ufaklık daha geldi. Gel bakalım sen de böyle. Gel. Gerçekten öğrenciler gittikçe çoğalıyor. Tam da denk geldi böyle kurs saatine. Bizim için de çok keyif oldu. Ben diyorum ki şöyle biraz çocuklarla da sohbet etsem daha sonra da sizin tabii böyle ki, onlara kurs verirken görüntülesek sizi. Ki, ne güzel olur değil mi? Hemen şöyle ben başlayayım. Senin ismin ne? Aleyna. Aleyna. Kaç yaşındasın? 11'ime gireceğim. 11'ine gireceksin. Ne zamandır yüzüyorsun? Burası ilk açıldığından beri. Peki sen kaç senedir yüzme biliyorsun? Yeni yüzmeyi öğrendim, yeni sayılabilir. Öğrendim. Oh süpermiş. Büyüyünce ne olacaksın Aleyna? Doktor. Doktor. Ne doktoru? Doğum uzman doktoru. Oo süper. Vallahi inşallah bütün anneler de gelir. Artık sana emanet ederler kendilerini. Sen de ne güzel bebekleri dünyaya getirirsin değil mi? Evet. İyi bakalım. Hadi buradan bir de el salla. Diyoruz. Senin ismin ne? Duru. Duru. Kaç yaşındasın? 6-7'ye gireceğim. 6-7'ye gireceksin. Seviyor musun yüzmeyi çok? Seviyorum. Spor çok güzel bir şey değil mi? Çok da yakışmış pembe pembe bikinin. Teşekkür. Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Ben büyüyünce çocuk doktoru olacağım. Sen de doktor olacaksın. Süper. Sen de çocukları çok seviyorsun herhalde değil mi? İyi bakalım. Buradan sen de bir el salla. Hadi bakalım. Seni tanıyorum. Ece. Ece. Kaç yaşındasın? 9,5 yaşındayım. 9,5 yaşındasın. Kaç senedir yüzüyorsun? Şimdilik pek olmadı ama bir hafta falan yüzdüm. Bir haftadır kursa geliyorsun. Yeni yeni öğreniyorsun daha. Peki seviyor musun suyu? Ha seviyorum. İyi bakalım. Sen büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Bir sürü meslek var. Bir sürü meslek var. Daha düşünmedim. Yani. Daha düşünmedin. O zaman sen düşün. Ben önümüzdeki hafta geldiğimde sana soracağım bir daha. Tamam mı? Canım benim. Sen? Yağmur. Yağmur. Bak görüyor musun Yağmur'a? Masmavi, mavi, mavi, masmavi. Değil mi? Biliyor musun o şarkıyı? Yok, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun kız o şarkıyı? Bilmez olur musun hiç? Peki kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Yüzmeyi iyi biliyor musun? Evet. Süper. Birazdan göreceğiz bakalım. Peki kaç senedir yüzüyorsun? Ya 7 yaşımdan beri yüzüyorum. 3 yıldır yüzüyorsun maşallah evet. Maşallah. Artık kelebek böyle ne bileyim kaplumbağa, sırt üstü yüzme, düz yüzme evet. Hepsini öğrenmişsindir değil mi? Daha hepsini öğrenemedim peki, ama yavaş yavaş öğreniyorum. İlerideki ideallerin ne, hedefin ne mesela? Ne olmayı düşünüyorsun? Polis. Polis. Neden evet. Polis? İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Ve onları korumak evet. Değil mi? Tabii ki çünkü bizim Türk emniyetimize evet. Onlara güvenmemiz lazım ki onlar da bizim... Emniyetimizi ne yapıyorlar? Güvence altına alıyorlar. Evet. Ya. Seni tanıyalım. Ufuk. Ufuk. Kaç yaşındasın Ufuk? Bak ekrana. 6,5. 6,5 yaşındasın. Yüzmeyi biliyor musun? Evet. Sen nerelisin? Ankaralıyım. Ankaralısın. Peki Ankara'da var mı tanıdıklar? Yok bazıları. Hepsi burada mı? Anne baba? Yok Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da mı yaşıyorsunuz? Hı. Senin kardeşin mi? Evet. Ha, bak ablası da buradaymış. Abla kardeş geliyorlar. Sen biliyor musun yüzmeyi? Evet. Ha? Hangi takımı tutuyorsun Ufuk? Fenerbahçe. Ay Galatasaray'ı. Aferin bak az kalsın kaçırıyordun ağzından Fenerbahçe diye. Galatasaraylı mısın? Hı. İyi bakalım. İleride Galatasaray'da yüzücülük böyle ne dersin? Nasıl olur? Ne? Güzel olur mu? İleride Galatasaray kulübünde yüzmek ister misin? Sen büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Şey, asker. Asker. Askerlik zaten yapacaksın belli bir yaşa gelince. Subay mı olacaksın sonra? Evet. İyi bakalım. Hadi bir de el salla buraya. İyi bakalım. Seni tanıyalım. Dön böyle gel böyle bak bak. Seni tanıyalım. Anastasya. Anastasya. Sen kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. 5. Peki yüzmeyi seviyor musun? Evet. Nasıl güzel güzel alıyor musun dersleri buradan? Evet. Sen büyüyünce ne olacaksın Anastasya? Balerin. Balerin olacaksın. Su balerini mi olacaksın, normal bale mi yapacaksın peki? Normal. Normal. Oo süpermiş bakalım. Bir el salla sen de buradan. Böyle bir öpücük gönder. Aslanım benim be valla. Seni tanıyalım. Adım Başak. Başak. Kaç yaşındasın? 12 yiyeceğim. 12. Sen ne zamandır yüzüyorsun? Ben 3-4 yaşımdan beri yüzüyorum. Oh maşallah. Göreceğiz birazdan bakalım böyle kurbağalama murbağalama. 3-4 yaşından beri yüzüyor musun, yüzmüyor musun? Sen büyüyünce ne olacaksın Başak? Ben aktrist olacağım. Ne olacaksın? Aktrist. Aktrist olacaksın. Bak işte görüyor musun sevgili izleyicilerimiz? Aktrist olacak birini de bulduk. Peki dizi oyuncusu mu olacaksın? Yoksa yok böyle... yabancı sinema. Yabancı sinemada oynayacaksın. Seni mesela her an için böyle Tom Cruise'la bir filmde görebiliriz değil mi? Evet. Vallahi işte bak buradan Tom Cruise'a da değil mi? Duyurumuzu yapmış olalım. İnşallah bak burada aktris olacak biri var Başak seni bekliyor. Canım benim çok mu seviyorsun oyunculuğu ya da aktris? Evet. En çok mesela sevdiğin oyuncu kim ya da sinema oyuncusu?
Ben en çok Orlando Bloom'u seviyorum. Orlando Bloom'u seviyorsun. Wow, o da çok yakışıklı değil mi? Evet. Acayip böyle var ya Karayip korsanlarında. Seni gidi seni. İyi bakalım işte burada da yakışıklı bir kardeşimiz daha var. Senin ismin ne? Deniz. Deniz kaç yaşındasın? 11. Kaç senedir yüzüyorsun? 6. Gözlüklerde müthiş ha. Seviyor musun suyu çok? Hı hı. Spor bambaşka bir şey değil mi? Hı. Gel bak sen de böyle bak hocanın yanındadır böyle. Heh. 6 senedir yüzüyorsun, 11 yaşındasın, müthişmiş gerçekten. Bak o da oradan böyle bakıyor, acaba diyor sıra bana ne zaman gelecek diyor, heyecanlanıyor böyle şey yapıyor, antrenman yapıyor değil mi? Sen ne olacaksın büyüyünce? Bilgisayar mühendisi. Oo, nasıl aran bilgisayar oyunlarıyla? Derslerden çok bilgisayar mı oyunu oynuyorsun? Yani. Yani bak buradan annen de baban da duyuyor şimdi, oğlum bizim odada ders çalışıyor diye değil mi? Şaka bir yana, dersler iyi mi? Hı hı. İyi bakalım, sakın ama sakın derslerden vazgeçme ama spordan da vazgeçme, tamam mı? Bu göbeği biraz vereceğiz. Bir de el salla. Seni tanıyalım. Buğra. Buğra. Sen kaç yaşındasın? 9'a gireceğim. 9'a gireceksin. Peki Buğra, kaç senedir yüzüyorsun? Buraya ilk başladığımdan beri. Süpermiş. Memnun musun? Hı hı. Bak görüyor musun? Pro Life'a geliyorsun. Bir de yüzmeyi öğreniyorsun burada değil mi? Hı hı. Ya hı hı. Evet. Sen büyüyünce ne olacaksın? Doktor. Doktor. Ne doktoru? Ding dong ding dong ding dong, bak süren doluyor çabuk, ding dong ding dong ding dong. Cerrah olacağım. Cerrah olacaksın aslanım benim be işte, sen de cerrah olacaksın. İnanılmaz derecede doktorluk sonuçta çok güzel bir meslek değil mi? Çok güzel bir iş. Sen de inşallah dilediğin işe kavuşursun diyoruz ve bu yakışıklıya dönüyoruz. Seni tanıyalım. Ömer. Ömer. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. 10 yaşındayım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Evet. Sen nerelisin? Ben Hataylıyım. Hataylısın. Buradan bütün Hatay'a, İskenderun'a da selamlarımızı yollayalım. Var mı orada tanıdık? Nine, var mı orada? Ninem var, halam var, Allah, dayım var. Allah, ninemlerinden öperiz buradan. Halaya, dayıya, nineye, hepsine selamlarımızı yollayalım. Kaç senedir yüzüyorsun? Ben 6 senedir yüzüyorum. 6 senedir. Memnun musun sudan? İnanılmaz derecede böyle suyun içerisinde diyor ki hoca, kurbağa gibi diyor. Doğru mu? En sevdiğim şey spor zaten. En sevdiğin zaten. Şey su değil mi? Evet. Yüzmek sonuçta. Şimdi birazdan göreceğiz bakalım nasıl yüzüyorsunuz. Hadi el sallayalım. Hocam gerçekten öğrencilerin hepsi müthiş bak. Kısa kısa evet, onlarla da gönüllerini alalım dedik. İsterseniz şimdi başlayalım mı?
Baletin Renginde sürprizlerimiz devam ediyor. Şimdi işte tam zamanı. Kim var yanımızda biliyor musunuz? Tam 14 sene bekledim hocam. 14 sene bekledim ben bu an için, bu röportaj için. Kapısında yattım olmadı. Vallahi var ya, yani şu hali, yani artık daha ne desem yani, şu anı yakalamak için dünyaları verdim. Dön bak kim var yanımızda. İşte aşk adamı mı desem, ondan sonra abim mi desem, yani ne desem bilmiyorum. Hakan Altun. Hoş geldin abi Paletin Rengi'ne. Hoş bulduk Paletin Rengi'ne. Renkli bir açılışta. Çok evet, teşekkür ederim. Vallahi biz iyi. Bu renkli açılış yapmak için bayağı bir bekledik hocam. Seni çok eski tanırım. Çok da severim biliyorsun. Kısmet bugüneymiş de vallahi böyle keyifli bir sohbet Antalya'ya olsun. Antalya'ya geldin. Akdeniz'e Antalya'ya geldin. Evet, renkli. Bayram dolayısıyla tüm bizi izleyenlerin, tüm Türk halkının bayramını eniştelendirdiklerimi kutluyorum. Konsere geldik. İşte konserden sonra bir gün kalalım dedik. Seninle de vesile oldu röportaj süper yapmaya. Oldu. Senin güzel bebişini de gördük. Hayırlı vallahi uğurlu güzel. Olsun. Nasıl beğendin mi? Çok beğendim. Allah analı babalı. O da hasta bir Beşiktaş'tı. Analı babalı değilsin. Biz de öyle. Sevgili izleyicilerimiz, dün akşam sahnesi vardı. Bugün dinleniyor Hakan Altun ama dün akşam var ya, onu görüntüledik. Yaşan 1500 kişi vardı hocam. Evet. Yıkılıyordu ya. Güzeldi, çok güzeldi. Gerçekten yani Antalya'da Antalyalılar sağ olsunlar beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Gerçekten seni çok seviyorlar Antalya'da. Gerçekten onu ben de canı gönülden hissediyorum. Çünkü çıktığım hiçbir programla, hiçbir konserlerimi kaçırmadılar. Çok büyük ilgi gösterdiler. Buradan sonrası teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında bizi izleyen, bizi aynen dinlemeye gelen, konserlerimize gelen herkese teşekkür ediyorum. Çok keyif alıyorsun. Öyle olduğu zaman işin öyle kolaylaşıyor ki. Yani çünkü o enerjiyi aldıktan sonra insanların gözüne bakıp insanların senin ruhundan çıkan şarkıyı böyle bir ağızdan söylemeleri. Şarkıyı söylemene bile gerek kalmıyor. Onlar zaten muhteşem bir koro halinde söylüyorlar şarkıları. Vallahi ben de sana çok teşekkür ederim. Neden 14 sene espri şaka bir yana ama sen kolay kolay normalinde herkese röportaj veren biri değilsin. Yani kolay kolay evet, çıkan programlara evet, çıkan biri de değilsin. Doğru, yani çok doğru, özel olmadığı öyle sürece doğru, çok doğru, böyle dostum sevdiğim tabii, biri olmadığı tabii, sürece. Tabii ki. Bize de vallahi bu fırsatı verdiğin için çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür daha yeni başlıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bakın daha dur başlamadım. Hocam yeni imajım mı bu? Yok yıkanınca çıkıyor yeni bunlar. Yeni imajım mı? Yok yıkanınca çıkıyor bunlar. Ramazan dolayısıyla. Ramazan dolayısıyla değil bir de tercihimdir isimli şarkımıza klip çekeceğiz. Öyle bir senaryo gereği. Senin de öyle yeni albümün hayırlı olsun. Çok güzel teşekkür albüm yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Her albüm olduğu gibi abi. Yani işte. Teşekkür ederim. Ne diyeyim yani inanılmaz böyle şarkılar var ya ağlatıyor, güldürüyor, oynatıyor. Sağ olasın, teşekkür İnanılmaz. Ederim. Abi
nereden geliyor ya bu ilham? Vallahi bilmiyorum. Yani işte zaten seninle daha önce de konuşmalarımızda hep söylemişimdir. Eğer sözünü ve müziğini kendim yapmasaydım şarkılarını asla şarkıcı olmayacaktım ben. Yani işte enstrümanist olarak devam ettirecektim hayatımı. Şarkı yaptığımı keşfettikten sonra işte bu şarkıları kendim okuyayım diye başladık, bir yolculuğa çıktık. Müzikseverler yalnız bırakmadı bu yolculukta. Teşekkür ederim. 9. albüm. Teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Evet, gerçekten onu ben de biliyorum. Ara sıra buluşuyoruz onlarla. Ramazan'da da bir iftar yemeğimiz oldu. Hani hepsini davet edemedik tabii ki ama sağ olsunlar. Ama 50 milyon üstüne 70 bin İstanbul'da öyle için. İstanbul'da evet öyle İstanbul'da güzel böyle bir iftar yemeği yaptık biz sen dostlarımızla. Buradan iftara katılan Ayşe'ye, Zonguldak'tan Mert'e, Ankara'dan İbrahim'e. İstanbul'da gelenler vardı, İzmir'den gelenler vardı. Cidden söylüyorum, İzmir'den gelen vardı, Ankara'dan gelen vardı. Sağ olsunlar. Yani o sevgiyle zaten besleniyorsun. Yani şarkıları yaptıktan sonra insanlar o şarkıları samimi bulup seni bir yerlere getiriyorlar, çok önemli yerlere. Biz de onların sevgisine layık olmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Asla ben her zaman söylerim, beni seven, bana inanan insanları asla mahcup etmem inşallah. Yani Allah bana öyle bir yanlış şeytanı sokmasın içime ki ben de onların sevgisine her zaman layık olayım, onları üzmeyeyim. Benim sana yalakalık yapma gibi bir lüksüm yok çünkü ben seni abi 15 yıldır tanıyorum. Ben senin için var ya bak, bir ömür boyu beklerim her zaman için, artı Fizan'dan gelirim bak. Hani diyorlar iftarda İstanbul'dan gelmiş. Ben Fizan'a gitsem gelirim hocam. Uzaya gitsem gelirim. Vallahi gelirim çünkü inanılmaz bir adam Hakan Altun sevgili izleyicilerimiz. Hani dosttur, abidir, candır, yoldaştır. Sağ olsun. Aşk adamıdır. Utanıyorum bu kadar. Söz yazarıdır. Yani daha ne diyeyim yani. Sağ inanılmaz olsun. Derecede. Abi biraz böyle artık hareketli bir şeyler mesela var mı yakında böyle Hakan Altun severler? Hep böyle ağlatıyorsun abi ya. Yani benim ruhumdan hep zaten slow şarkılar geçiyor. Yani ben, Pale sen biliyorsun benim 200 aşkın şarkım varsa bunların işte 150-160 tanesi hep slow şarkılardır. Yani benim içimde ne bileyim o duyguları daha fazla taşıdığımı düşünüyorum. Slow şarkı söylemek, slow şarkı beslemek benim için çok daha kolay, çok daha keyif verici. Tabii sahnede de hareketli şarkılar falan söylüyorum. Bir de şöyle bir avantajım oldu Allah'a şükürler olsun. İlk albümden beri yaptığım albümde normalde hep işte slow şarkıların fazla olduğu albümler çıkartırım. Ama yaptığım o albüme koyduğum hareketli şarkıların da hepsi çoğu tutmuştur mesela. O da beni çok son derece mutlu ediyor. Ne bileyim bir teklif ediyorum, bir bana göresin işte yollara taşlara gülbel aldır. Ya var ya bak. Yani. Ben Hakan Altun'un sahnesini sevgili paletinin gizlicileri yaklaşık 10.284.367 kere hatta ezberlemişimdir. Sahnesine gittiğimde Hakan abinin bana kızdığı şeyler de olur. Ben utanmam, söylerim bunları. Neden biliyor musun? O benim büyüğüm çünkü. Mesela ben şimdi yanımdaki arkadaşım derim ki bak bu şarkıdan sonra bunu söyleyecek. Bu şarkıdan sonra oğlum sen nereden biliyorsun? Hocam ben kulise gittim, istek yaptım falan. Halbuki yok. Çok izlediğim için. Doğru. Yani sürekli belli bir repertuarınız da oluyor. Onlardan vazgeçemiyorsunuz. Arka arkaya söylediğiniz potpourri şeklinde söylediğiniz şarkıları sen de onları ezberlemiş durumda olduğun ya, için. Abi ben zaten hangi şarkıdan sonra ne geleceğini biliyorsun. Doğru. Vallahi inanılmaz derecede. Abi peki fanlarla buluştuğunda neler yapıyorsunuz iftar haricinde? Mesela öyle buluşmalarınız oluyor mu? Oluyor, arada? Oluyor. Yani yemek... Genelde resim çektiriyor, imza. Evet, çok fazlasıyla resim çektiriyoruz. Yemek olarak buluşuyoruz. Yani yemek anlamında buluşuyoruz. Ama son iftar yemeğinde de şeyi konuştuk. İnşallah böyle havalar bozulmadan, havalar soğumadan... böyle bir pikniğe gitmeyi düşündük. Öyle bir projemiz var şimdi. Ya, güzel, onların sevgisi. Çünkü hani bakıyorum... çoğu tabii benden ufak, benim o yaşlarda yaşadığım aşk maceralarına çok yakın insanlar. Yani üzülenler var, çok mutlu olanlar var. Üzülenler mesela benden tavsiyeler almaya kalkıyorlar. İşte Hakan abi bak benim kız arkadaşım böyle yaptı ya da benim erkek arkadaşım böyle yaptı. Biz de onlara hani kendi dilimizin döndüğünce tercüman olmaya çalışıyoruz. Çünkü aşk benim hayatımdaki en önemli duygulardan bir tanesi. Saygı olduğu zaman, saygı olduğu zaman. Yaşadığın zaman da şey... nasıl yaşadığını ben çok iyi bilirim. Herkesi unutuyorum. Biliyorsun 15 sene magazin yaptık, çok iyi biliriz. Hiçbir zaman içinde yani bir kötü bir şeyimiz olmamıştır. Yok, hatta şeyinde olmuyor. Onu anlatayım ben. Anlat. Bir anımız var paletle. Yıllar önce bir kız arkadaşım vardı, ondan ayrılmıştım. Ayrıldık, uzun bir ayrılık dönemi girdi, sonra tekrar barıştık ama barıştığımızdan kimsenin haberi yoktu. Bir akşam evde işte film izledikten sonra karnımız acıktı. Dışarıya çıkıp bir şeyler yeriz diye gizli böyle hani şapkalarımız falan. Kimse ben de o görmedi. Gece geziyorum. Tesadüfen, piyasada ne var ne yok. Tesadüfen de işte palette o zaman devriye magazinci olarak yollardayken tesadüfen arabadan tanıyor. Arabadan tanıyor, bu Hakan abinin arabası 34 galiba. 34 ALT. Bir sabır sağ çekti. Devam edeyim diye.
Devam ediyoruz ama arkamda bir arabanın ne olduğunu, bizi takip ettiğini hiç aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Neyse biz siteye girdik. İşte ben kız arkadaşımla beraber sarmaş dolaşken, eve girerken tam kameranın ışığını gördüm falan. Böyle şaşırdım hatta gecenin bu vakti kamera ne alaka falan, sitenin içine girmişler. Palet çünkü çok cebbal bir magazinciydi eskiden. Bak bu program mesela çok yakışmış. Senin evet. Bu programları yapman çok daha beni evet. Mutlu ediyor yani uzun senelerdir. Gerçekten teşekkür ederim. Neyse kamera ışıkları yandı falan, böyle bir anda gözümü aldı ışık falan. Bir baktım arkasında Palet. Palet dedim böyle. Hani o zaman da samimiyiz. Palet dedim. Bana böyle yaptı. Abi dedi, iş başka dedi, abi kardeşlik başka dedi. Palet ne diyorsun sen diye. Gerçekten hiç unutulmayacak bir anı bak. Gerçekten unutmam. Çoğu zaman tabii ya. Çoğu zaman da anlatırım. Hatta sağ olsun Palet. Benim ricam üzerine o kaseti de kırdığını biliyorum. Öyle de bir... Kusura bakma Önder abi, o kaseti sana vermedim. İşten atılabilirdim. Tam 10 yıl sonra ben de bunu itiraf ediyorum. Doğru. Şaka bir yana gerçekten. İyi bak, senin de itirafın var işte. İnanılmaz işte. Benim ne dikkatimi çekiyor biliyor musun abi? Sen sahnede şarkılarını okurken aralarda böyle insanlara çok güzel uyarı mesajlar da veriyorsun. Mesela evet. İşte mesela programın sonunda arabalarınızı dikkatli kullanın. Kesinlikle işte içki içtiyseniz, alkol aldıysanız burada benim taksiyle gidin evet, ya da ne bileyim evet, işte evet. Allah alkış başına size milyon dolar versin. Tabii, hep güzel falan. Şeyler gerçekten, tabii ki. Gerçekten inanılmaz. Yani seviyorum yani sahnede mesela çünkü alkolün olduğu bir ortamda çalışıyoruz bazen işte kulüp programlarımızda. Ben hiçbir zaman istemem kimsenin Allah göstermesin trafik kazasını karşı karşıya kalmasını istemem. Bir de hani senin programında eğlenip oradan Allah korusun böyle hani kötü bir şey olursa ona çok üzülürüm. Her programın sonunda şey derim yani alkol olanlar işte taksiyle gitsin ya da işte arabalarını kullananlar çünkü gece biten bir program yorgunluk olabilir. Arabalarını kullananlar lütfen yavaş gitsinler diye mesajlar veririm. Yani kendi hayat felsefemin düşündüğüm bazı şeyleri mesela insanlara ne bileyim insanlarla paylaşıyorum diyelim buna biz. Mesela aşktan yana sıkıntılar varsa onları anlatmaya çalışıyorum dilim döndüğünce. Bunları tabii insanlarla paylaşmak güzel. Evet bir lafım var mesela Allah alkış başına 1 milyon TL hocam, versin. 14 yıldır izliyorum Hakan abi. 14 yıldır alkışlıyorum daha bir kuruş vermedim. Hocam ama mutlu oluyorsun tabii işte. Yani o şeyle alkışlıyorsun. O şekilde. Tabii her şeyden önce sağlık versin de Allah. O tabii sahnenin işte bir ne diyelim bir rengi, şey rengi diyelim işte sahnenin kokusu, rengi. Dokusu aynen, yani, öyle. Aynen öyle. Önce sağlık versin çünkü sağlık çok önemli. Yani sağlık olmadığı zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz ama sağlığınız yerindeyse başarısız olabiliyorsunuz, acı çekebiliyorsunuz ama sağlığınız yerinde değilse o projeyi yapmak için bile harekete geçemiyorsunuz. Hani sonunda mutluluk mu vardır, hüzün mü vardır onu bile bilemiyorsunuz. Ama her şeyden önce sağlık derim ama sahnede işte o bir takım sözlerim var. Onlar da beni mutlu ediyor. İnsanlar da öğrenmiş durumda. Yani evet. İnsanlar en sonunda kendinize iyi bakınız, kendinize iyi davranınız, hoşçakalınız. Hakan Altun'u sizden bu gece ilk ve son ricasıdır. Lütfen ama lütfen arabalarınızı yavaş kullanınız. Bu kadar yavaş basit. Gerçekten çok sıcak, fazla yormayacağım. Çok da açız birazdan, çok da güzel yemek yiyeceğiz. Muhteşem bir yere geldik. İnanılmaz derecede. Bayağı terledik. Ben. Otel nasıl otel? Çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Emeklerine sağlık. Antalya turizm için çok önemli şehirlerimizden bir tanesi ve Türkiye'de bu tür tesislerin olması ve bu kadar kaliteli tesislerin olması gerçekten sevindirici. Şunu çok iyi biliyorum. Buraya gelen turistler hayretle bakıyorlar otellerimize, tesislerimize. Avrupa'da çok yere gittim. Başka kıtalara da gittim. Ama Türkiye'deki otellerin lükslüğü ve otellerdeki personelin hizmeti, sıcakkanlılığı gerçekten yok. Hiçbir yerde yok. Bu otelde hayırlı uğurlu olsun Antalya'ya. Ramada Plaza gerçekten bizim artık böyle ailevi yerimiz oldu. Bütün starlar da burada görüyorsunuz. Hande Yener vardı biraz önce röportaj yapmıştık. Şimdi Hakan Altun yanımızda. Daha bakalım kimler kimler olacak biz de bilmiyoruz. Son olarak şunu soruyoruz Hakan Altun'a ve daha sonra da finale geldik bitireceğiz. Sinema, dizi... Projeleri geliyor mu geliyor, abi sana? Geliyor. Yani hiç görmedik bugüne kadar. Geliyor ama ben ya yani sıcak bakmıyorum. Yani çünkü çok sevdiğim dostlarım var. Dizi işine giren müzisyen arkadaşlarım var. Müzik ikinci planda kalıyor gibi geliyor bana. Bu da beni çok yaralar. Yani ben çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunuyum. Ben de yani... yandan abi. Onun yanında evet, sen yan okuldaydın. Yan okuldaydın. Şey, şimdi eğer şöyle bir handikap var. Dizi çünkü ön plana çıkacaktır. Yeni bir heyecan. Ki arkadaşlarım çok keyifli olduğunu söylüyorlar. Ama ben yani bildiğim işi yapmak taraftarıyım. Yani hüsranla biten bazı projeler de oldu tabii müzisyen arkadaşlarım. Adına üzülüyorsun yani bir proje. Çünkü oyuncu oyunculuğunu yapacak. İşte şarkıcı müzisyen müzisyenliğini yapacak. Yani
tabii ki sıcak bakıyorum. Olmalı, çok başarılı olanlar da var mesela. Gerçekten çok başarılı. Bir Özcan Deniz mesela gerçekten Türk sineması için çok güzel şeyler yapan. Bir Mahsun, Mahsun çekmiş olduğu, Mahsun Kırmızı Gün'ü çekmiş olduğu. İki filmi de çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Üçüncüsünü de çok sabır, merakla bekliyorum. Bunlar güzel projeler ama ben her zaman müzik benim için yüreğimin tam ortasında olduğu için hani stajyer oyuncu olarak oynayabilirim ama böyle 3-4 tane dizi projesi geldi çünkü. Buradan ben de bir itiraf edeyim. Çok özür diliyorum. Okumadım bile. Çünkü sıcak bakmıyorum. Öyle bir deneyimim yok. Ancak çok önemli oyuncu abilerim var. Onlardan belki hani ufak tefek dersler alırsak stajyer oyuncu olarak onların yanında bulunmak isterim. Tabii mesela bir tane yapımcı senin böyle en güzel şarkılarından birinin ismiyle bir senaryo yazsa, abi senin şarkına ben dizi yaptım dese, gelse. Ona çok sıcak bakarım. Değil mi? Ona çok sıcak mesela bakarım. Mesela ne olsun, örnek veriyorum. Dayanamadım mesela. Dizinin adı Dayanamadım. Birinci bölüm. Başrollerde Hakan Altun, Angelina Jolie. Ben almayayım. Ben şarkı söyleyeyim. Olabilir. Ya. Gerçekten çok terledin abi. Çok bak, terledim. Bak. Görüyor musun? Çok ellerimizle bak. Görüyor çok musun? Bak sevgili izleyicilerimiz. Gerçekten bize bu kadar zaman ayırmış. Böyle terleyen adamı biz... Hocam ben vallahi içerim onları ben. Vallahi billahi. Sağ olasın. Fan kulübün ve... İnternet adresin var mı? Buradan izleyicilerimize hakanaltun.com var. Süper. Kendi oradan Hakan Altun'la ilgili sevgili izleyicilerimiz konser tarihlerini, hatta galerideki wallpaper resimleri, yapmış olduğu albümdeki kısa müzikleri Hakan Altun Fan Club var. Bak buraya yazalım mı şimdi biz bak. www. Ekrana yazıyoruz bak. Şu anda bu ekranda yazacak. Şu an hakanaltun.com. Evet. Bir de www.hakanaltun.fanclub. hakanaltun.fanclub. Bir de Gen.tr var. Hakan Altun Gen.tr var bir de. Sahteleri çok var biliyorsun. Buradan bak özellikle bizim programımız aracılığıyla duyurmak istiyorsan Facebook'ta ben yokum, varım. Facebook'ta, Twitter'da varım, yokum. Facebook'ta ben yokum, Twitter'da yokum. Süper. Aydın Kara, sevgili aranjörümüz Aydın Kara bana şey olsun diye bir tane Facebook hesabı açmış. Ama gerçekten hani birilerine eklemek ya da arkadaş olmak için diye. Çünkü biliyorum ki çok binlerce insan olacak. Çok zaman kaybı gibi geliyor bana biraz. Sen ya bir çok özür diliyorum. Ben hiç pek teknoloji özürlüyüm hala. Teknoloji özürlüyüm biraz. Onun için inşallah konserlerde buluşuruz. Ama takip ediyorlar. Hakanaltun.com'u takip ediyorlar. Abi renk attın. Renk çok attım. Teşekkür ederiz. Terimle vallahi renk bak paletin rengine olsun abi. Paletin rengi renk attın. Gerçekten sevgili izleyicilerimiz. En çok istediğim konuklardan biri işte benim programıma geldi sonunda. 2 yıl sonunda Hakan Altun'da paletin rengine geldi ve çok mutlu etti bizi. Ben de mutlu oldum. Bizi izleyen herkese saygılarımı, sevgilerimi, müzik dolu sağlıklı yıllar diliyorum. Çok ondan önce paletin rengi artık bizim kendi programımız. Senelerce Magazin abiyle yaptık biliyorsun. Az çok bizi 10-15 yıldır da sanırsın. Bizimle ilgili, programımızla ilgili birkaç kelime bir şey söylemek istersen şu anda izleyicilerimiz seni Palet dinliyor. Benim çok eski arkadaşımdır. Çok da renkli bir kişiliktir. Kendi karakteriyle programın ismi de çok birbirine bağdaşmış. Paletin rengini izlemeye devam edin. Tüm ekip arkadaşlarıma da iyi çalışmalar diliyorum. Peki Hakan Altun severler senin hangi klibini izlesinler şimdi? Geldik finale. Şimdi hangi klibimi izlesinler? En son albümümüzün en son klip şarkısı Başka Ten Uymuyor. İşte şimdi Hakan Altun'dan nakarat geliyor. Daha sonra da muhteşem klibe gidiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Sakın ama sakın paletin renginden ayrılmayın. Yok olmuyor, sensizlik yoruyor. Aşk ağlıyor, başka ten uymuyor. Diyoruz, klibe gidiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Yok olmuyor, sensizlik yoruyor. Aşk ağlıyor, başka ten uymuyor. Tesadüf değildi yaşanan sevgi, bence bir yazıydı, bence kaderdi. Bu aşkın finali böyle değildi. Evlenmek senin de tek hayalindi. Ne oldu bir anda
söyle sevgilim, kem gözlere gerdik, nazarlar değdi. Ne oldu bu aşka söyle sevgilim, kem gözlere gerdik, nazarlar değdi. Yok olmuyor sensizlik, yoruyor aşk, alıyor başka ten uymuyor. Sen gittin ya uykular bölünüyor, dön dön lütfen bu hayat bitiyor, dön dön lütfen bu hayat geçiyor. Tesadüf değildi yaşanan sevgi, bence bir yazıydı, bence kaderdi. Bu aşkın finali böyle değildi. Evlenmek senin de tek hayalindi. Ne oldu bir anda söyle sevgilim, kem gözlere geldik, nazarlar değdi. Ne oldu bu aşka söyle sevgilim, kem gözlere geldik, nazarlar değdi. Yok olmuyor sensizlik, yoruyor aşk, alıyor başka ten uymuyor. Sen gittin ya uykular bölünüyor, dön dön lütfen bu hayat bitiyor. Yok olmuyor sensizlik, yoruluyor aşk, alıyor başka ten. Dön dön lütfen bu hayat geçiyor. Dön lütfen başka ten uymuyor. Evet sevgili paletimin gizleyicileri, işte yepyeni bölümle tekrar karşınızdayız. Ve şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Benim de memleketim olan İzmir'e geldik. İzmir'de bakalım neler yapacağız. Gerçekten başımıza neler gelecek hiç bilmiyoruz ama gerçekten özlemişiz İzmir'i ve ben diyorum ki hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Çünkü bizi bekliyorlar hocam, bak dön, bak karşılamaya gelmişler bizi. Dön bak, gel böyle. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim, siz? İyi, bak hemen gördük logomuzu. Bizi karşıladınız, böyle çok güzel isminizi öğrendiniz. Burcu. Burcu Hanım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, güzel. İyi bakalım. Uçağa göndermişler gerçekten. Valla çok mahcup ettiler bizi. Ne demek? İnanılmaz derecede. O zaman biz merkeze doğru gidelim. Olur mu? Hadi bakalım. Merhaba hocam, nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Öncelikle seni de tanıyalım ben. İsmim Mehmet. Mehmet. Nasıl gidiyor peki? İyi, çok şükür. Hocam, uçak gibi bir şey ya. Evet, evet, çok güzel. Ben dedim ki motosiklet yollayayım. Onlar uçak yollayayım. Gerçekten çok sevgili gösterim. Şimdi yanlarına gidiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ve içeriye giriyoruz birazdan. Bakın neler yapacağız, neler. Bizi izlemeye devam edin. Sakın o sakın izleme ayrılmayın. Hadi bakalım devam ediyoruz. Dedik ya İzmir'e geldik diye, işte muhteşem servis. Vallahi var ya, inanılmaz derecede mahcup oldum. Böyle bir şey olamaz ya, bak. Bir geldik, bize uçak göndermişler. Görüyor musunuz? Uçak gibi ya. İnanılmaz yani. Müthiş bir araç. Şu anda işte bu aracın da keyfini yaşıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? İşte bize bu aracı
gönderen dostlarımın yanına doğru gidiyoruz. Bakalım birazdan onlarla neler konuşacağız, sohbet edeceğiz. İsterseniz bekleyin diyorum biraz. Bizi izlemeye devam edin. Birazdan tekrar beraber olacağız. Ben şimdi biraz şöyle ayaklarımı uzatayım diyorum. Oh, şöyle dinleneyim diyorum. Bak şuradan da iki kahve söyleyeyim. Hocam bana bir sütlü Nescafe, başka bir şey de istemez. Yanında bir de tatlı gönder. Oh diyorum bak servise bak. Yok yok vallahi inanılmaz derecede güzel. Hadi bakalım diyoruz ve devam ediyoruz. Pardon sevgili izleyicilerim. Şu maillere bakıyordum bir de bak. Hizmete görüyor musun yani? Yok yok vallahi. İnanılmaz derecede nerede kaldın diye mesaj atmışlar. Ben de yoldayım geliyoruz diye onlara hemen cevap veriyorum. Bir saniye. Hop gönderdik. İşte görüyor musunuz bak. 3 oda bir salon gibi inanılmaz derecede müthiş bir araç yapmışlar. Öyle böyle değil yani. Bak hangi kanaldayız biz? Show TV'de. Showmax ekranlarında Paletin Rengi programı. Nerede? İzmir'de. Ama yolda giderken bak Show TV'mizi de izleyebiliyoruz. Maillerimizi okuyabiliyoruz. Biraz önce Nescafe'mizi içtik arabada. Vallahi ben daha ne istesem herhalde olur yani. Herhalde yukarıdan bir şeylere bassak belki böyle sürpriz bir şeyler inanılır falan. Onları da belki ilerleyen dakikalarda göreceğiz diyoruz. Biz dostları bekletmeyelim. Hemen şimdi yanlarına doğru gidiyoruz. Az kaldı. Birazdan onlarla birlikte olacağız. Devam ediyoruz. İşte beklenen an ve geldik. Nereye geldik? İşte sevgili merhaba dostumuz Melih Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzmir'e geldik. Dedim ya dostlarım var. Bizi inanılmaz derecede bak böyle ağırladılar. Bu muhteşem uçağa gönderdiler. Hocam uçak gidiyor. Bu araç bizim VIP filomuzun göz bebeği. O zaman hepsiyle ilgili zaten konuşacağız ama ben diyorum ki daha ayağımızı böyle sıcak sıcak İzmir'e basmışken önce bir patronun yanına gidelim. Mehmet abimiz var bizim. Mehmet Aldaş bizi bekliyor şu anda yukarıda. Buyurun. Hadi yanına doğru çıkıyoruz. Birazdan birlikte neler yapacağız neler. Hadi bakalım. İşte İzmir'e geldik. Muhteşem araçtan indik. Nereye geldik? Albaş Düzmü'nün merkezine geldik. Şimdi de genel müdür yani patron bizim de baba oluyor. Mehmet Albaş'ın yanına geldik. Hadi bakalım. Gel şöyle bir girelim kendisini ziyaret edelim diyoruz. Lap diye dalıyoruz içeriye. Oh oh arabalara bak. Bak bak bak. Seri seri. Mehmet abiciğim merhaba. Nasılsınız? Öpüyorum canım. Vallahi güzel. Nasıl gidiyor? İyiyiz Allah'a şükür. İyisiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İzmir'e geldik. İnanılmaz derecede biliyorsun seni aradım. Sen dedin ki sen merak etme ben seni aldırırım. Arabayı gördünüz biraz önce değil mi? Müthiş ya uçak gibi abi araba. Evet güzel araba. Yok güzel. Yok ben gelirken bir Nescafe içtim arabada. Bir daha geldi yine alırız. Ondan sonra maillere baktım biraz. Evet. Bir de bizim Show TV izledim. Melekler Korosu'nun vardı dizi. Uydu antenden izledim. Müthiş. Evet. Müthiş gerçekten. Güzel. Nasıl gidiyor peki? Çok güzel Allah'a şükür. İşlerimiz iyi. İzmir'de çok sıcak. İzmir'de çok sıcak. İnanılmaz derecede. Turizm sezonu şimdi. Çok yoğun. Gerçekten zaten genel müdür yardımcılarınız inanılmaz derecede evet. Bizi bekliyorlar şu anda otoparkta. Ve neler yapacağız neler orada da? Otoparkta çok güzel altını bir otoparkımız. Altını üstüne getireceğim. İnşallah. İnşallah. Bütün araçlara binebilir miyim abi? Bin. Hepsine bin. Serbest mi? Hepsine bin. Serbest. Bak şurada bir şeyler geliyor. İleşti de bir şeyler var. Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkürler. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Federasyonu'ndan şeyimiz var. Bir ödül ödülümüz var. Bak bir de burada İzmir Turizm Ödülleri Karayolları Şirketi. Yılın Karayolu Şirketi. Bak bak. Çok önemli değil mi abi hizmet? Özürlülerimize yaptığımız yardımdan dolayı bir plaket verdiler. Gerçekten. Onlarda. Hizmet çok önemli değil mi Mehmet abi? Hizmet çok önemli. Kaç hizmet oldu? 27 sene oldu. 27 senedir taşıyorsun değil mi abi? Evet. Ya bak sırtında taşıyor sırtında 27 senedir. Ama şimdi sırtında taşımadığını ben size göstereceğim. Gidiyoruz ya şimdi otoparka. Var ya neler var neler. Birazdan gerçekten inanamayacaksınız sevgili izleyicilerim. İnşallah diyoruz. Gidin otoparkımızı da görün. Öyle yapalım. Biz böyle kısaca ziyaret edelim dedik. Sağ aslında ol. Çok sağ ol, şey yapmayalım. Ederim. Aslında gel seninle beraber şöyle bir şeye bakmak istiyorum ben. Yavaş. 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 Şöyle işte bak görüyor musun? Abi taşımacılık yapıyorsan böyle de bir zevke sahip oluyorsun. Böyle gerçekten bir, müthiş. Evet koleksiyonumuz da var. İnşallah filomuza bir tane böyle koleksiyon araba da koyacağız. İnşallah ben sana yardımcı olabilirim belki. İnşallah sağ ol. Abi bunların hepsinin gerçek olduğunu düşünsene otoparkında. Herhalde senden mutlu insan olmazdır. Orası öyle ama şimdi tabii şeye de uyuyoruz biraz. Yeni model araçlara da. Yeni model araçlarımızı da
filomuzda hepsini yeniledik. İşte bunlara da ihtiyaç var ama onlara daha fazla ihtiyaç şimdi var. Şimdi büyük patronlara hani şunu soruyorum. Terzi biliyorsun kendi söküğünü dikemezmiş. Evet. Senin orada inanılmaz derecede lüks araçların var. Zaten bize gönderdiğin araçtan belli. Evet. Sen neye biniyorsun abi araba olarak? Mondeo. İşte derler ya. Ben jet'e biniyorum. Artık evet, araba bulamıyorum yok, falan. Mondeo'ya biniyoruz. O lüks araçlarımızı biz hizmet vermek için müşterilerimize ayırdık. Hepsi. Zaman zaman canımız sinince biliyoruz ama ağırlıklı müşterilerimize ayırdık. Hepsini birazdan anlatacağız sevgili izleyicilerimiz. Gerçekten Türkiye'nin sayılı ünlülerini, iş adamlarını taşımadıkları kimse yok. Ama burası birazdan söyleyeceğiz. Çok özel bir hizmet veriyor. Biz şimdi gidiyoruz abi otoparka. Tamam. Doğru. Görüşmek evet, üzere. Gelsin. Kendinize iyi bakın çok. Var mı izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler paletinin gelişiyle? İzmir'e gelince bekliyoruz. Tamam, İzmir'e gelince eğer ki araca ihtiyacınız olursa Mehmet abi arayın. Deyin ki sözümü arayacak. Paletin renginden bir selam getirdik. O size zaten var ya uçak bile tahsis eder. Tamam. Uçak alıyoruz abi. Görüşmek üzere. İşte şimdi devam ediyoruz yolumuza ve ne yapacağız biliyor musunuz? Alo. Alo. Pardon. Alo. Merhaba nasılsınız? İyi. Çoğunluğunuz Paletin'in programından Palet ben. Nereye gideceksiniz? Hocam şeye gitmek istiyormuş. Roma'ya Pizza Kulesi'ne gidiyor. Gönderiyoruz. Gönderiyor musun? Gönderiyoruz. Ciddi misin? Evet. Vallahi bak görüyor musun? Vallahi var ya serviste sınır yok. Ciddi gönderiyor musun? Ciddi gönderiyoruz. Şimdi bir yer daha söyle bakalım oraya gönderiyor mu? Oo, Himalaya adalarına gitmek istiyormuş. Oraya da gönderiyoruz. Oraya da gönderiyorsun. Evet. O zaman ben bir kapatayım. Senin rezervasyonları yaptırdım hocam, tamam mı? Sen gelip buradan biletleri alıp uçabilirsin. Biz şimdi biraz sohbet edelim arkadaşlar. Bakalım beni nereye gönderecek. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz, kapatıyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Tanıyalım hocam seni önce. Kerem ismim. Vallahi direkt aldık elinden telefonu, kusura bakma. Ha, önemli değil. Ne yapıyoruz burada? Müşterimizi size bağlamış olduk. Ne yapıyoruz? Tatil yapıyoruz, tatil satıyoruz. Evet, tatil. Uçak biletleri, otel rezervasyonları, yurt içi, yurt dışı. Bak İzmir'e geldik, görüyor musun? Keşke seni arasaydık. Sen bizim uçak biletlerini hallederdin. Ama aracı halletmiş var ya, müthiş uçak gibi araç göndermişler bize. Tatile nerelere gönderiyorsunuz? İstediğiniz her yere gönderiyoruz. Yurt içinde, yurt dışında. Dünyanın her yerine gönderiyor musun? Her yerine gönderiyoruz, evet. Yok yok diyorsun yani. Yok yok, doğrudur. Hadi bakalım veda ediyoruz ve devam ediyoruz. Hello. İşte sevgili izleyicilerimiz otoparka geleceğiz dedik ve geldik. Şimdi de çok sevgili dostum Ali var yanımızda. Evet. Ali Bey işte buranın ikinci genel müdür yardımcısı sevgili izleyicilerimiz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Süper. Hoş bulduk. Gerçekten gittik önce bir Mehmet Albaş'ın elini öptük. Ya. Baba ya vallahi var ya inanılmaz. Uzun zamandır görmüyordum. İnanılmaz derecede sevindim. Ofisi de çok güzel yapmış ha. Ya. Eski arabaları falan gördüm böyle oyuncaklar falan. Çok zevkli bir insandır zaten kendisi ve işinin aşığı bir insandır. Evet. Her şeyi araçlarla, ofisiyle her şeyi çok sever. İşini çok sever. Kendi isteyince öyle yaptı. İnanılmaz derecede güzel olmuş. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Burada çok keyifli dakikalar geçireceğiz ama birazdan bizi izlemeye devam edelim. Evet sevgili seyirciler, işte biraz önce biliyorsunuz İzmir'e geldiğimizi söylemiştik ve bizi müthiş derecede ağırladılar. Uçak gibi bir araçla merkeze gittik. Mehmet Albaş'ı ziyaret ettik, elinden öptük. O güzel ofisini de ziyaret ettik, çaylarını içtik. Şimdi ne yaptık? Otoparklarına geldik. Melih Bey'le zaten konuşmuştuk ama şimdi tekrar yanımızdalar çünkü bize önemli bilgiler verecekler. Neler yapıyorsunuz burada? Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Burası bizim araç park alanımız. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın karşısında 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Aynı zamanda bu araç park alanımızın içinde bu arkada görmüş olduğunuz operasyon merkezimiz var. Operasyon merkezinde de tüm işler adım adım takip ediliyor. Bu birimimizin yetkilisi, sorumlusu Ali Bey arkadaşımız.
İsterseniz onları... detayları kendisi operasyon merkezinde tanıtarak size kendisi detayları verebilir. Zaten öyle yapacağız. Ali Bey'le de uzun uzun sohbet edeceğiz. Ama gerçekten inanılmaz derecede ben size teşekkür ederim. Çünkü gönderdiğiniz araç müthiş. Ben böyle at arabası falan istiyorum. Dediğim gibi o araç bizim VIP filomuzun göz bebeği. Ama onun yanında şöyle bakacak olursak diğer VIP araçlarımız da var. Hepsine geleceğiz. Gerçekten müthiş. VIP hizmetin dışında 3 kişilik binek araçtan 45 kişilik otobüse kadar havalimanından gelen her türlü ekibin özel karşılamalı hizmeti var. Bizim yaptığımız hizmet sürücüsüz rentekar tarzı hizmet değil. Biz sürücülü ulaşım hizmeti veriyoruz. Özel transfer hizmeti veriyoruz. Bu çok önemli. Araba ve şoför emrinizde. Nereye istiyorsanız oraya götürüyorlar. Doğru mu hocam? Zamanında sorunsuz, rahat, konforlu ulaşım. Sen gelmeden önce zaten araç seni bekliyor havalimanında. İnanılmaz derecede böyle kaldırıyorlar logonu. Diyor ki işte Mehmet Bey, Ahmet Bey, Ayşe Hanım, Fatma Hanım hoş geldiniz. Hemen size aracı alalım. Nereye gitmek istiyorsa Ayşe Hanım uzatıyor ayaklarını. Diyor ki ben şöyle bir diyor televizyonu açayım. Biraz önce benim yaptığım gibi maillere bakayım ya da bir kahve içeyim. Gerçekten müthiş bir hizmet. Oradan zaten tatile mi artık toplantıya mı nereye isterseniz götürüyorlar diyoruz. Biz Ali Bey'le devam ediyoruz. Peki, tamam mı? Sana ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İlginizden, alakanızdan dolayı. Çünkü patronla gidiyor hocam. Gebze'ye gidiyorlar. İnanılmaz derecede bir seyahate çıkacaklar. Bizim programımıza da denk geldi. Evet. Sizi de tanımış olduk. Evet, biz Ali Bey'le devam edeceğiz. Peki. Tamam mı? Ve ne yapıyoruz? Ali Bey'e dönüyoruz. Size hayırlı yolculuklar. Teşekkürler. Evet, tekrar beraberiz. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Çok yoğun gidiyor. Ağustos ayı inanılmaz sıcak. Ramazan'a da çok az kaldı. Evet. Yani insanlar tabii Ramazan'dan önce tatillerini bitirmek için, bir an önce evlerine gitmek için bu aya sıkıştırdı herkes tatilini. Ama sorun değil. Biz hazırlıklıydık zaten. Kıştan araçlarımız, sürücülerimiz, eğitimlerimizi tamamladık. Karşılama personellerimizi tamamladık. Operasyon elemanlarımızı tamamladık. Araçlarımızı 2010 model yaptık, çoğunu yeniledik. Gerçekten hepsi gıcır gıcır, müthiş. Zaten şimdi arkadaşlar da bekliyor, onlarla da sohbet edeceğiz evet. Şimdi biraz. Eğer izin verirseniz tabii. Tabii ki. Her zaman. Yani sürücülerimiz zaten bizim en az çalışanı 5 yıl, 6 yıl, 10 hepsi yıl. Hepsi deneyimli arkadaşlar. Hepsi. Güvenliğe çok önem veriyoruz. Hız kesinlikle yasak sürücüler için de. Önemli olan misafirimizi VIP taşımacılığın kurallarından en başta gaza bastığında misafir arkaya gitmeyecek, frene bastığında öne gelmeyecek. Bunlara çok dikkat ederek sürücülerimiz kullanırlar araçlarını. O kadar önemli ki sevgili izleyicilerimiz, gerçekten hani böyle misafirin bir kere hizmet aldığı araçta rahatlığı, konforu tabii. Değil mi? İlk etapta düşünülen şey. Şimdi araca binerken sürücüye güvenini yitirdiğin zaman o yolculuk sana ölüm gelir. Yani çok yorulursun. Devamlı arabanın önüne bakmaktan, arkaya bakmaktan stres olmaktan. Çok stres olur ve bu sana çok büyük rahatsızlık verir. Bizim sürücülerimiz bunu ortadan kaldırıyor. Devamlı teşekkürlerle biz de bunu görüyoruz. O zaman biz de sürücü arkadaşlara biraz diyorum soralım. Ne dersin? Tabii. Gerçekten. Gel bakalım şöyle. Dön bak. Böyle. Hocam tanıyor musun öncelikle? Ben Ufuk Akyüz. Trabzonluyum kendim. Yarışmacı arkadaşlar. Peki nasıl gidiyor şoförlük, sürücülük, hizmet vermek? 10 numara. Havalimanından karşılamalar arkadaşlarımız yapıyor. Biz de elimizden gelen hizmeti sunmaya çalışıyoruz. VIP şoförüsün. Evet, VIP şoförüyüm. Zaten belli oluyor. Baksana kullandığın araçlara. Bunları kullanmak kimlere nasip olmaz, değil mi? Evet, doğrudur. Hiç kimseye nasip olmaz hocam. Kimseye nasip olmaz yani. Doğrudur. Katılıyorum size de. Çok gerildin ya. Rahatla yok, biraz bak, yok, kamera gerilmedim. Açık ama sen yokmuş gibi davran. Yok, şu anda karşında sevdiklerim var, görüyor musun? Seni izliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Var hepsine mı selam söylemek istediğin birileri? Beni seven herkese selam söylüyorum. Merhaba, hoş nasılsınız? Geldin. Teşekkür ediyorum. Bak görüyor musun? Robocop gibi ya. Gözlükleri de takmış. Seni tanıyalım. Çağrı Kılıçer, turizm şirketinde. Şahin mi? Çağrı Kılıçer. Çağrı. Turizm şirketinde VIP şoför olarak çalışıyoruz. VIP şoför. Evet, sen de VIP zaten şoför. Böyle yakışıklı Filinta gibi çocukların hepsi VIP şoför olur değil mi? Gerçekten ben de hocam VIP şoförüm ama böyle VIP değil. Nasıl VIP biliyor musun? Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda biz de general taşıyorduk. Evet, ya, o da değil mi? Bir nevi VIP şoförlük. Yani, az çok biliyoruz araba yani, kullanmayı. Yani, evli misin? Var mı? Evet, evliyim. Hadi ya, çocuk var mı? Bir tane oğlum var. Ah, benim de oğlum oldu 5 gün önce. Gözünüz kaç yaşında seninki? 2 yaşında. 2 yaşında. Selam söyle oğluna bak. Merhaba babacığım. İsmi ne? Efe. Efe mi? Efe. Ya bir dakika şimdi, olmadı bu kardeşim ya. Bak görüyor musun? Biraz önce Kerem'le konuştum turizm ajantasında, evet, merkezde. Biliyorum. Dedi ki
oğlan olacak dedi, ismini Efe koyacağım dedi. Senin oğlan ismi Efe, benim oğlan ismi de Emir Efe. Yani o zaman tamamen ya, tesadüf. Vallahi. Evet. Oğlum görüyor musun, bak inanılmaz derecede adaşlarım var ama senin isminin önünde bir de Emir var. O yüzden dolayı biz bütün Efe'lere selam söyleyelim, tamam mı? Sana da kolay gelsin. Teşekkür İyi ederim, sağ olun. Çok yollarda sağ ol. Dikkat, dediğim gibi aman ha Mehmet amcayı kızdırma, bak kulağını çeker. Tamam mı? Oradan izliyor kameralardan, ben gördüm evet, ofisi. Sen izlemiyor falan zannetme sakın. Evet. Hadi bakalım, görüşmek üzere diyoruz. Biz şimdi arkaya doğru gidiyoruz. Gel. İşte Gökçen. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi misiniz? VIP şoförü göreceğiz. Evet. Doğru mudur? Evet, doğrudur efendim. Çıkar gözlüklerini bak, görsün seni izleyicilerimiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Kaç senedir çalışıyorsun burada? Burada 2 yıldır çalışıyorum. 2 yıldır çalışıyorsun. Peki VIP araç kullanıyorsun evet, sen de? Evet, ben de VIP araç. Kimleri taşıyorsun Gökçen? Bakanlar, üst düzey yöneticiler. Bakmayanları da taşıyorsun. Gerçekten üst düzey yöneticiler, sanatçılar, evet, bakanlar evet, değil mi? Evet, Cumhurbaşkanları, evet, başka evet, ülkelerin bakanları. Bizim için kim olduğu önemli değil. Bizim aferin, için işte herkese en önemlisi bu. Hizmeti veririz. Değil mi? Tabii. Bana verilen hizmeti ben en iyi şekilde yaparım. Evet, zaten evet, arkaya bakan da otursa, sonuçta başka bir esnaf da otursa evet, hiçbir şekilde değil mi? Evet, hizmeti evet, aldığım her şekilde kişiyi taşırım diyor evet. Gökçen. Nerelisin? İzmirliyim. İzmirlisin. İzmirliyim. Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. 30 yaşındasın. Evet. Bekar mısın? Evliyim. Evlisin sen de. Evliyim. Ne güzel bak. İşte evet, bütün böyle sürücü arkadaşlarımızın eşlerine de buradan selamlarımızı yollayalım. Evet. İsmi ne eşinin? Eşimin ismi İnanç. 6 yaşında bir kızım var. Oh! 6 yaşında. Onun ismi evet, ne? Gizem. O da şey dermiş. Efe dermiş falan. 20-25 gün sonra nasıl olursa bir kızım daha olacak. Oh! 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 Allah evet, ananı babalı büyütsün. İnşallah. Vallahi billahi. Gerçekten müthiş bir duygu ya. Ben 5 evet, gün önce yaşadım bu olayı. Evet, benim bir oğlum oldu Emir Efe. Ona da buradan kucumun yapıyorum. Aslan oğlum benim. Kızına da çok selamlarımızı söyleyelim evet, değil mi? Bak babanı da burada gördük şimdi. Sen babanı ekranda görünce ana baban çıktı anne bak gel 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 diyecek değil mi? Evet. Çok teşekkürler Gökçen'cim. Teşekkür ederim. Sana başarıların devam ederiz. Teşekkür dileriz, ederim. Herkese söylediğimiz gibi yollarda dikkat ediyoruz değil mi? Evet efendim. Frene basıp böyle brrrt diye arkaya önden görürsünüz. Ali Bey'in dediği gibi bir misafirleri. Bakalım arkada bir arkadaş daha var. İşte bizi getiren arkadaşımız Mehmet. Senle kısa evet, konuşmuştuk. Evet. Fırsat bulamamıştık. Sen nerelisin esas? Ben aslında Kütahyalıyım. Kütahyalısın. Evet. Of acemiliğini orada yaptım ben. Ya. Bir dağ vardır. Ben şimdi ismini söylemeyeyim. Biliyor musun yukarıda? Murat ha, aslında onun başka bir ismi de vardır biliyorsun. Başka bir ismi. Vardır vardır. Ben olur, sana söylerim kamerayı kapatınca ne oldu. Hani asker gitmiş oraya dönememiş falan filan. Biliyorsun sen onları. Neyse Kütahya'da gerçekten müthiş. Buradan Kütahya'da Hava Yarı Eğitim Tugayı'nda bütün Acem Birliği'ndeki askerlere de selamlarımızı yollayalım. Sağ ol. Kaç sene oldu sana yapıldı askerlik? Askerlik bayağı oldu. Bayağı oldu değil 96'da mi? 96'da geldim. Ben de 95'te geldim. Hala 15 sene olmuş ya. Olsun biz yine de bütün Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı evet, yollayalım. Selam. Nasıl gidiyor peki? Burada sen de bir VIP şoförsün. Evet, bir VIP şoförüm. Aşağı yukarı 4 yıldır buradayım. Vallahi var ya Mehmet Baba tamamdır diyorum yani. İnanılmaz derecede bütün deneyimini böyle inanılmaz derecede çakı gibi arkadaşların hepsini burada toparlamış. Bu da zaten gözüküyor yani. Peki sen en ünlü kimi taşıdın? En ünlü hangi birisini sayayım? Araçlarında hangi birisini sayayım diyor. Kaç tane var? Çok. Mesela bir tane say. Bir. Mesela iş adamlarından Cem Boyner var. Oo, iki. Sanatçılardan işte Ayna, Teoman. Üç. Daha... Mehmet'in taşıdığı top 5'te 3 numara. Ben söyleyeyim Cem Yılmaz. Yok. Demet Akalın. Var. Var. Kenan Doğulu. Kenan Doğulu yok. Ozan Doğulu. Ozan Doğulu. Olsun. Doğulu bir tane yapalım bak. Ama olsun bak. Başka. Şu an aklıma gelmiyor. Çoğu hemen hemen çoğu. Hiç böyle kapris yapıyorlar mı? Tabii biraz kapris yapıyorlar. Ulan Allah cezanı vermesin. İzliyorlar şimdi çocuklar. Şaka bir yana gerçekten sanatçısın tabii ki. Evet, biraz da kaprisin olacak, olacak değil mi? Kadar, tabii. Starlık bambaşka evet, bir şey. Evet, sonuçta evet, sana da kolay gelsin. Başarıların devam diliyoruz. Teşekkür ve ederim. Sağ olun. Seni gerçekten bu müthiş arabayla baş başa bırakıyoruz. Biz çünkü Ali Bey'le birlikte şimdi operasyon merkezine gireceğiz. Orada bakalım bu işleyiş nasılmış öğreneceğiz. Çünkü inanılmaz bir sistem geliştirmişler sevgili izleyicilerimiz. Bunu da Ali Bey'le birlikte içeride size tanıtacağız. Doğru mudur? Evet. Doğru. Çünkü ben çok beğendim. Biraz önce hani kayıtta değilken içeri girdim. Şöyle bir kontrol ettim önce ne yapabilirim burada diye. Müthiş. İstersen izleyicilerimizi bekletmeden girelim mi içeriye? Tabii. Buyurun. Hadi bakalım gel şimdi içeriye gidiyoruz. Gel. İşte operasyon merkezi dedik ya, inanılmaz derecede burada bir işleyiş var, onu da öğrenelim dedik ve Ali Bey ile birlikte içeriye girdik. Hocam burası operasyon merkezi. Merkezi ve 24 saat hizmet veriyor. 7 tane operasyon personelimiz var burada. Gece gündüz vardiyeli olarak çalışıyorlar. Ve 5 tane karşılama elemanı var. Sizi de havalimanından karşıladığı gibi evet, arkadaşlarım. Evet, evet.
Öncelikle işler pazarlama birimine, firmaların talebi üzerine transfer talepleri geliyor. Pazarlama birimi fiyatlarla gerekli ön görüşmeyi yaptıktan sonra online olan bizim transfer takip programımıza işlere giriyor. Transfer takip programına ayrıntılı bir şekilde girilen işler online olduğu için direkt operasyon merkezimize geliyor. Bu tabii bizim diğer birimlerimiz Torbalı'da, 20 ilde biz hizmet veriyoruz. Hizmet veren araçlar, işte şoförlerin nerede olduğu, nereden nereye hareket ettiği, zamanında oraya ulaştı mı, ulaşmadı mı, bunların hepsini buradan organize edebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli. Bizim şimdi İzmir ağırlıklı çalıştığımız için, havalimanına transfer olduğu için, insanların veya toplantılara yetişmesi gerektiği uçağı için, kaçırmaması için, planlamanın zamanında yapılması gerekiyor. Sürücülerin zamandan önce hazır orada olması gerekiyor. Bunun gibi bizim de operasyonumuzun takibiyle sürücünün oraya gittiğini, hazır beklediğini devamlı emin. Çünkü 24 saat bahsettiğim gibi gece 03'te de transfer oluyor. 04'te de uykunun ağır olduğu zamanlarda da olabiliyor. Tabi burada sürücüler... Hepsi hazır kıta bekliyor hepsi, zaten. Hepsi zaten deneyimli sürücüler. Bir de zaten sizin hizmetinizde şöyle bir şey olamaz herhalde değil mi? Ya kusura bakmayın efendim bir geç kaldım gibi bir şey zaten mümkün herhalde... Mümkün değil. İşin sonu yani orada. Şimdi bahsettiğim gibi biz her yönden yapacağımız her şeyi yapıyoruz. İşin aksamaması için. Hem teknoloji anlamında evet. Hem sürücülerin eğitimi anlamında. Gerçekten çok güzel bir sistem kurmuşsunuz. Her konuda baştan sona takip, devamlı takip, devamlı uyarılar. Sürücülerin dinlenmesi çok önemli. Uyku düzenleri çok önemli. Onların psikolojik sorunları, ruhsal sorunları, evden kaynaklanabilecek ailevi sorunları. Bunların hepsine dikkat edip. Büyük sorunlu. Tabii yani can taşıyoruz çünkü. Ve biz burada 100 aracımızla görev veriyoruz. Ama Albaş genelde bu 20 ilde 550 aracın üstünde bir araçla görev veriyor. Ve ayda geçenlerde bir hesaplanmıştı. 20 milyona yakın insan taşınıyor bu 20 ilde. Vallahi görüyor musun rakamlar öyle az buçuk yani, öyle şey değil yani az rakamlar tabii. Değil inanılmaz derecede. Yani riskler her zaman var. Biz bu riskleri en aza indirmek için gece gündüz takip, sürücü eğitimi, güvenli sürüş teknikleri. Hepsini veriyoruz. Şuradan diyorum başlayalım. Mesela buradaki arkadaşın görevi ne? Hemen sana soralım. Serkan Bey operasyondan sorumlu arkadaşımız. Hı hı. O zaman bir Serkan Bey'e soralım. Operasyondan sorumlu arkadaşımız Serkan Bey. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. İyi hissedersiniz. Sağ olun. Öncelikle kolay gelsin. Teşekkürler. Neler yapıyoruz hocam burada böyle? Vallahi var ya Facebook'a girmişin gibi her yere el atıyorsun. Bak burada ne yazıyor? Arap Hasan, birinci kadriye, Ali Reis, Boğaziçi, Mehmet Akif kalkıyor. Mahalle cadde isimleri. Araçların evet. takibini yapıyoruz. Plakalar burada görüyor musun? Bak. Plakalar burada. Mesela şimdi 35 ALV 37. Nerede bu? Arapasan'da. Doğru mu? Üstünü tabii ki doğrudur. Arapasan bu şey mi? Semt adı mı? Semt adı. Basit tesis mevkiinde. Şu anda oralarda ne yapıyor bu? Şu anda elinde istirahat halinde. Herhangi bir iş hareketli olmadığı için. Hareketli var mı hareketli? Hareketliler. Şu aracımız. Bak Çeşme'ye doğru gidiyor. Doğrudur. Güzel Çeşme'ye doğru tarafında. Gidiyor. Kim var mesela Çeşme'ye giden? İçinde bir firmanın misafiri var. Çeşme'ye gidiyor şu anda. Şu anda o hizmet veriyor değil doğrudur, mi? Görevde. Doğrudur. Görevde şu anda. Sen de onları buradan takip ediyorsun. Evet. Gidiyor vallahi... mu gitmiyor mu yerinde mi değil mi diye takip hızını ediyoruz. Hızını takip ediyoruz. Her şeyi görebiliyorsun. Yapmadığını. Tabii ki. Doğrudur. Peki evli misin? Doğrudur. Evliyim. Hayır yok. Yok. Evet. En kısa zamanda tavsiye ediyorum hocam. Gerçekten. İnşallah. İnşallah. Bizim oldu 5 gün önce de. O yüzden Allah herkese Allah atıyor. Çok güzel. Şimdi müthiş bir sistem. Biz seni evet. Fazla alıkoymayalım çünkü aha bak biri kaytardı bak. Ah kaçıyor bak. Sen bunu var ya sen bunu yakala hemen devam et. Tamam. Biz oradaki arkadaşların yanına gidelim. Tamam. Burcu sen karşılama görevlisisin. Sonuçta misafirler geldiğinde onların logolarını, isimlerini değil mi? Evet. Gösteriyorsun, hoş geldiniz diyorsun. Sonra aracı alıyorsun. Evet. Bunun haricinde? Onun haricinde benim uçak saatlerinden sorumluyum. Kalkış, evet onları takip ediyorum. Bakın her panoda inanılmaz derecede bir işleyiş var. Mesela orada araçlar takip ediliyor. Burada gelecek olan misafirlerin değil evet, mi? Gelecek. Hangi hava yoluyla, hangi numaralı uçakla geleceği. Evet, rötar yapıp yapmadığı her şeyini buradan öğreniyorum, takip ediyorum. Ona göre alana gidiyorum. Ondan sonra alanda welcome to the İzmir diyor yani. Hoş geldiniz diyor İzmir'e, doğru mu? Evet. Turistler de geliyor mu? Yani. Yabancı dil var mı? Biraz çok. Ne var? İngilizce. İngilizce mi? How are you today? Fine. Fine, and you fine. Gerçekten sana kolay.
olduğumuz... Şöyle dön bak görsün izleyicilerimiz. Evet, uçaklarda ekipler dağıtımından ve toplamasından sorumlu olduğumuz ekiplerin kontrolünü yapıyoruz. Araç takibi yapıyoruz. İsmin ne önce? Muhammed Altun. Altun. Hakan Altun'la bir alakan var mı? Yok. 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 Olsun, biz Hakan abiye de buradan selamlarımızı alalım. Evet. Tabelada ismimizi gördük hocam. Bak orada paletin rengi yazıyor. 10. sırada şey gün 10, bugün 10 Temmuz. Şey 10 Ağustos çünkü. 21.30'da diyor XQ, AYT, iç paletin rengi Alsancak, ADB diyor. 35 ALB, 75 numaralı plaka. Plakalı araç. Hocam at arabasını yazmışım bana ya. Siz havalimanından alan araç. O mu? Aynen. Ha, tamamdır o zaman. Bizim nedir mesela bu sistemin işleyişi? Bak orada ismini görünce bir anda şaşırdım. Evet. Transferlerle alakalı bir şey herhalde. Tüm transferler, tüm otoparkımızın yaptığı, gerçekleştirdiği işler biraz önce bahsettiğim gibi transfer takip programına girilir. Bütün ayrıntılarıyla. Buradan plakalar belirlenir. İşin özelliğine göre. Yani üst VIP, orta VIP, 3 kişilik araba, 45 kişilik otobüs. Buna göre program yapılır, sürücüye bilgiler verilir. Ondan sonra operasyon takibe başlar. Hiçbir iş aksamaması için tüm işler, otoparkımızda yapılan tüm işler bu sisteme kaydolur. Hangi birine nasıl cevap veriyorsun? 40 tane telefon var. Dön görsünler şöyle. Yeşil gözlerimi tanıyalım seni. Benim ismim Şadan, operasyon sorumlusuyum. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Mesela şimdi diyorum ki şu telefonlardan birini ayarla. Tamam. Şöyle bir ikisine şaka yapalım birbirine. Ne dersin? Tamam mı? Olur. Mesela kime yapabiliriz? Kime yapalım? Bir bas konuş ayarla mesela. Böyle arayalım direkt. Diyelim ki paletin rengi programından sesleniyoruz size. Duyuyor musunuz bizi diyelim. Birileri cevap versin mesela bize. Olur kime mu? Kime yapalım? Metin Bey'e yapalım. Olur. En tamam. Sevdiğin kişi. Bas bakalım. Şimdi ekip var mı arkadaşlar? Kaptan alacak biraz sonra. Boşta. Şu an boşta. Bak şimdi Allah. Bak şimdi bak. 3023 Metin Bey al başta var. İsterseniz. Evet Adam Bey. Şartlardan 2000 şartlara ben bu direkt devam edeceğim. Sonra kaptanı götüreceğim. Şu anda ekip almak üzere Metin Bey. Anlaşıldı Metin Bey. Teşekkürler. Evet, nasıl tutuyorsunuz? Anlaşıldı. Anostan gibi konu kuşatları geçiyoruz. Canan Bey'e bilgiler. Metin Bey, Şadan Bey anladı ama ben Show TV'den şu anda sizin firmanızı çekiyoruz. Palet nasılsınız? İyi misiniz? Bornova transfer başlamıştır. Devam edin. Misafirler de Bornova işte. Şaka bir yana gerçekten çok keyifli. Güzel bir sistem. Evet. Her saniye şey yapabiliyorsunuz değil mi? Haberleşebiliyorsunuz sonuçta. Tabii ki de. Bas konuşu açık olduğu sürece günün her saatinde irtibat kurabiliyoruz. Program olmuyor. Bu bilgisayardan neleri kontrol ediyorsun sen? Bu bilgisayardan Ali Bey'in bahsettiği üzere transfer takip programım var. Evet. Gördüğünüz gibi. Ne var başka? Hocam ben bir Facebook'a girebilir miyim ya? Mailler gelmiş bir dakika falan filan dermişim ya şaka bir ya. Bir de Arvento var. GPRS sistemimiz var. Onu kontrol ediyoruz. Araçlar nerede? Nasıl? Bir de mail sistemimiz var. Mail sistemi. 3 programa hakimiz şu anda. O zaman diyoruz ki müthiş bir sistem yaratmışlar. Bütün operasyon merkezine tebrikler ve çalışmaya doğru onları biz bırakalım. Çünkü ne yapacağız biliyor musun? Otobüsler bizi bekliyor hocam. Otobüslerin yanına doğru gidelim. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Paletin rengini izlemeye devam edin. Biz şimdi otobüslerin yanına doğru gidiyoruz. Çünkü orada daha konuşmadığımız arkadaşlar var. Bize darılmasınlar. Evet. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi otobüslerin yanına doğru gidiyoruz. Sevgili paletin rengi izleyicileri, biraz önce size VIP lüks araçları tanıtmıştık. Ama şimdi de bu firmanın daha bitmeyen hizmetleri var. Nedir? Otobüsler. Hocam 500 kişilik otobüsten daha yok yani değil mi? Tabii. Hepsi var. İnanılmaz derecede yok böyle daha devam edeceğiz. Otobüs, kamyon, traktör, bisiklet, oradan uçağa geçeceğiz. Oradan jet var, helikopterler var. Ama yanımızda da
kaptanımız var. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi öncelikle. Ben Mahmut Arı. Araçlarımızın, büyük otobüslerimizin bakımlarıyla görevliyim. Süper. Ve şu an için turizm şirketinde görevli olduğum için, böyle bir şirkette görevli olduğum için gurur duyuyorum. Hocam otobüs kullanmak zor mu? Yani mutlaka bir sorumluluğu, büyük bir sorumluluğu var ama yani alışmışlık, 35 yıldan beri ben bu hizmeti verdiğim için. 35 yıldır otobüs mü? Evet, 35 yıldır otobüs hizmeti veriyorum. 14 yılım turizm, geri kalan da şehirler arası, bir 10 yılım falan da şehirler arasında geçti. Mahmut abi ben de 13 yıldır, yaklaşık 14 yıldır mikrofon kullanıyorum. Evet, evet. Teşekkür ederim. Bir delikanlı abimiz daha var burada, bak gencecik, görüyor musun? Hoş senin geldin. Yaş abi 23 var mı? Doğrudur. 23, bak ah tutturduk bu sefer, evet. Seni tanıyalım. Ben İsmail Kılıçer. İsmail abi otobüs şoförü yapıyorsun. Doğrudur, otobüs şoförü. Senelerini verdin değil mi? Evet, evet. Kaç sene oldu otobüs? 35 yıl oldu. 35 yıl, aa, Mahmut abi de 35 yıl. Gerçekten ilk zamanlar neyle başladık? Eskiden ne otobüsler vardı değil mi? İlk zamanlar benim bindiğim araba Busing'e bindim. Ondan sonra 302'lere binmeye başladım. 302'ler böyle. Bir de böyle şey mi diyorsunuz hani, ben anlamam ama takviyeli böyle tıs tıs falan böyle şeyler vardı değil mi? Takviyeler vardı. Tabii. Ne araçlardı? Eskiden ben de çok severdim otobüslerle seyahat etmeyi. Sonra artık yollar uzadıkça ve uçaklar çıktıkça biz de programlara yetişmek için mecburen artık doğru uçak kullanıyoruz ama seninle bir gün seyahat etmek isteriz. İnşallah, İnşallah. Senin kaptanın. Evet sevgili Payet'in gizlicileri, işte biz buradan ayrılıyoruz ama Ali Bey'e çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü neden? Hem bizi burada gün boyu ağırladı hem de bir dediğimizi iki etmedi hocam. Neden? Berkay'ı dedik getirtebilir miyiz? Zaten o aracı Berkay kullanıyormuş konserlerinde. Evet. Bir de onu gönderdik. Berkay da geldi. Müthiş bir sohbet ettik biliyorsun. Evet, Berkay'la yepyeni albüm öncesinde. Gerçekten çok keyifli oldu. Onun için de ayrıca teşekkürler. Hocam biz yolcuyuz artık. Bize verdiğiniz bilgilerden dolayı, ağırladığınız, inanılmaz derecede memnun kaldık. Çok teşekkürler. Biz de çok memnun kaldık. Her zaman yolunuz düştüğünüzde bekleriz. Ömer Koroğlu'na da selamlar. Onu da gösterilerine biz götürüyoruz. Yani İzmir'de ve İzmir'e gelen tüm misafirler de, sanatçılar da hepsini taşıyoruz, hizmet veriyoruz. Ömer'e de selam. Seni de her zaman bekleriz. Çok teşekkürler. Biz de çok keyif aldık burada olmaktan. Ayrıca hocam bak, eğer paletin renginden arıyoruz derlerse inanılmaz derecede indirim yapacaksın. Bak tabii, sözünü alalım burada Ekan karşısında. Tabii. Tamam mı? Direkt beni arayacaklar. Tamam, direkt Ali'ye arıyorsun. Diyorsun ki ben Amerika'dayım hocam. Oradan New York'a gideceğim. New York'tan Los Angeles yapacağım. Los Angeles'tan Londra. Londra'dan Mardin'e gideceğim diyorsun değil mi? Tabii. Sen istediğin aracı buradan tahsis ediyor. Direkt gidiyorsun zaten. Bak hangi araçla geldik? Şimdi başka araçla gidiyoruz. Vallahi var ya, gönülleri gönülleri zengin, gönülleri. Benim soyadım zengin ama onların gönülleri zengin. Gerçekten sevgili izleyicilerimiz, görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ olun. Bizi izlemeye devam edin. I love him. C'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, et ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel.